Merhaba. Hızlandırılmış Dünya Tarihi kursundasınız. Bugünkü dersimizde kölelikten bahsedeceğiz. Kölelik komik değildir. Hatta komik olmayan şeyler listemizin en üst sıralarında yer alıyor. Bu sebeple bugünkü dersimiz çok esprili olmayacak. Size ilk savaş öncesi Amerikalıların ayrıcalıklı kurum dedikleri şeyin ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağız. <laughs> Avcı toplayıcı atalarımız sağ olsun insanlık tarihi kadar olmasa da kölelik medeniyetler kadar yaşlıdır. Atlantik köle ticaretini incelediğimizde rakamların çok sarsıcı olduğunu söyleyebiliriz. Milattan önce 1500 ile 1880 tarihleri arasına baktığımızda 10 ila 12 milyon Afrikalı kölenin zorla Afrika'dan Amerika'ya getirildiğini görüyoruz. Bu insanların %15'i yolculuk sırasında öldüler. Ne güzel bir gemi dediğinizi duyar gibi oluyorum. Neredeyse Güney Amerika büyüklüğünde. Evet ölçeksiz olduğunu unutmayın. Yolculuk esnasında ölmeyenler de başka birilerinin malı ve mülkü oldular. Bir eşya gibi alınıp satıldılar. Afrikalıların geldikleri ve değiştirildikleri bölgeler zamanla değişti. E, kölelerin %48'i Karayiplere, %41'i Brezilya'ya gittiler. Genel kanının aksine kölelerin sadece %5'i Amerika Birleşik Devletleri'ne getirdiler. Aslında bakarsanız Avrupalılar köle ticareti yapmaya, Afrikalıları Amerika'ya getirmeye başlamadan çok önce başlamışlardı. İlk Avrupa köle ticareti 1204'teki ilk Haçlı seferlerinden sonra başladı. Hani şu çılgınlık olarak hatırlayacağınız Haçlı seferi var ya o işte. İtalyan tüccarlar binlerce Ermeni, Çerkez ve Gürcü köleyi İtalya'ya getirdi. Çoğunluğu ev işlerinde hizmet eden kadınlardı. Bir yan yandan birçoğu da şeker üretiminde çalıştı şeker. Afrikalıların daha sonradan Karayipler'de ekip biçtiği bir mahsul oldu. İlk mahsullerin hiçbir köleler tarafından yetiştirilmedi. Şeker, tütün ve kahve insanlar için her zaman hayatı önem taşıyordu. Bir şekilde kölelik insanların yan ürünlerinden biriydi. Bu dönüşen tüketim kültürü için yaşamsal ihtiyaçlar dışında alınıp satılabilir keyif veren ürünlerdendi. Bu bakış açısından kendi mecazi sonucunuzu çıkartmakta özgürsünüz. Kölelik konusunda yanlış anlaşılan şeylerden biri de en azından bana öğrettikleri haliyle Avrupalıların Afrikalıları yakalayıp hep zincirledikleri ve gemilere koyup Amerika'ya götürdükleridir. Zincirler ve gemiler bir nebze doğru. Amerika kısmı ise Birleşik Devletler olan Amerika olarak tanımlanırsa Afrikalılar küçük kasabalardan şehir devletlere ve imparatorluklara kadar büyüklü küçük hükümeler halinde yaşıyorlardı. Bu da Avrupalıların fethedemeyeceği kadar güçlü oldukları anlamına geliyor. Durum böyle olunca Avrupalılar Afrikalıları köle olarak edinip ticaretini yaptılar. Ticaret çift taraflı bir şey olduğundan Afrikalılar başka Afrikalıları yakalayıp mal karşılığında Avrupalılarla değiş tokuş ettiler. Bu mallar genellikle metal araçlar, kaliteli kumaşlar ve silahlardı. Bu Afrikalılar için köleler bir çeşit mülktü hem de kıymetli olan bir mülktü. Birçok yerde köleler özel servet kaynaklarından biriydi çünkü toprak genellikle devlete aitti. Bu durum önemli bir noktaya varıyor. Eğer kölelik trajedisini anlayabilirsek ona bağlı olan ekonomiyi de anlayabiliriz. Mark Twain'in çarpık vicdan olarak tanımladığı şeyi irdelememiz gerekiyor. Köleleri hem insan olarak görmemiz hem de ekonomik değeri olan bir eşya gibi görmemiz gerekir. Köle gemilerinin e, korkunç koşullarına yana haberiniz vardır. En büyükleri 400 insan taşıyabiliyordu. Ortalama kişi başına düşen yarım metrekareden az olduğunu vurgulamak gerek. Buraya çizdiğimiz dikdörtgen yarım metrekareden küçük. 1791'de parlamento'da şahitlik eden bir tanınaklarda gibi kaldıkları yer tabut kadar bile yoktu. Bir zamanlar Amerika'da hayatta kalan köleler pazarda tıpkı sığırlar gibi alınıp satılırdı. Satın aldıktan sonra kölelerin sahipleri yeni varlıklarını yanaklarından tıpkı sığırlara yaptıkları gibi damgalarlardı. Kölelerin hayatına iş ve korku ile ekmedilirdi. Bu çoğunlukla iş olurdu. Ev işlerinden ustalık gerektiren işlere kadar köleler her şeyi yapardı. Bazıları denizcilik bile yaptılar. Ancak Büyük çoğunluğu tarım işçisi olarak çalıştı. Karayipler ve Brezilya'da kölelerin çoğu şeker ekip e, yılın 10 ayı sabahtan akşama çalıştılar. Bu işin kötü yanı vardı ama en kötü şeker kamışı gübrelemekti. Bu iş kölelerin 3,5 kiloluk gübreleri başlarının üzerinde engebeli bir arazide taşımalarını gerektiriyordu. Öğretmenim öğretmenim bu işin sonunda şaka kaka olmuyor muydu? Hayır çünkü bu konu dalga geçiremeyecek kadar can sıkıcı. Şeker kamışının hasat ve işlenme zamanı geldiğinde süratli olunmalıydı. Çünkü kesildikten sonra şeker özü bir gün içinde ekşiyebiliyordu. Bu hasat zamanı kölelerin e, Bayıltıcı sıcakta uyumaksızın aralıksız 48 saat çalışmalar anlamına geliyordu. Şeker fabrikalarında şeker kamışı el merdaneleriyle ezilip kaynatılıyordu. Köleler sık sık ellerini merdanelere kaptırıyorlar. Denetçilerin kaptırılan uzuvları kesmek için küçük baltaları vardı. Ah. Bunun komik olmayacağını söylemiştim. 18. yüzyılın sonlarında bu kötü şartlarda şeker işinde çalışan Brezilyalı kölelerin ortalama yaşam süresi 23 yıldı. Barbados gibi İngiliz şeker kolilerinde durum biraz daha iyiydi. Birleşik Devletler'de de yaşam ve çalışma şartları daha iyiydi. Yani göreceli olarak daha iyi diyelim. Böylece köle nüfusu da artmaya başladı. Dolayısıyla ölen kölelerden daha fazla köle doğuyordu. Bu durum kulağa iyi bir şeymiş gibi gelebilir ama bir çeşit kötülük de barındırıyordu. Çünkü köle sahipleri kölelerine iyi bakarlarsa kölelerin yavrulayacağını ve ellerindeki köle sayısının artacağını hesaplıyorlardı. Böyle Böylece köle sahipleri kölelerin çocuklarını onlardan çalıp satabilirlerdi ve kent topraklarına çalıştırabilirlerdi. Bu durum Afrika'dan Amerika'ya getirilen kölelerin göreceli olarak az olmasına rağmen kölelerin ve Afrika kendi diğer insanların Birleşik Devletleri'nin nüfusunun önemli bir kısmını oluşturmasına sebep oldu. Diğer yandan Brezilya'daki acımasız çalışma koşulları yüzünden kölelerin nüfusları hiçbir zaman artamadı. Bu yüzden 1880'de kölelik bitene kadar Brezilya'ya köle gelmeye devam etti. Daha önce bahsettiğim gibi kölelik yeni bir şey değil. Ayrıca tanımlaması oldukça zor bir kelime. Mesela Stalin Gulag olarak bilinen çalışma kamplarında milyonlarca insanı çalışmaya zorladı ama biz bu insanları köle olarak görmüyoruz. Diğer yandan tarihte birçok köle büyük güç ve refah içinde yaşadı. Yan hatırlarsınız. Dünyanın en muhteşem amirali teknik olarak bir köleydi. Tıpkı muhteşem Süleyman'ın en önemli danışmanları gibi. Hatta Darth Vader'ı bile sayabiliriz. Fakat Atlantik köleliği bunlardan çok farklı ve korkunçtu. Çünkü köleler mal kabul edilirdi. Tarihçiler bu kölelerin taşınabilir mülk olarak tanımlandığını işaret ediyorlar. Aa açık mektup. Aha. Köle kelimesine açık mektup. Önce gizli bölmede ne varmış ona bir bakalım. Aa, bu Boba Fett. Köle bir gemisinin sahibi. Evet, görünüşe bakılırsa bir balet. Düt 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 düt. Bu balemizin uygun bir yaklaşım. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol. Evet sevgili köle kelime olarak köle yani aşırı kullanıldın. Britney Spears'ın dediği gibi ben senin kölenim. Hayır değilsin Boba Fett'in gemisi köle bir gemiler köle olamaz. Daha da önemlisi köle politik kitapta ikide bir kullanıldın ama hiçbir zaman doğru kullanılmadın. Bunun yeni olan hiçbir yanı yok. Örneğin ilk Amerikalılar pul vergi söyledikleri için köle olduklarını iddia ederdiler. Ve bu onların gerçek bir kölenin neye tam olarak bildikleri bir vakitti. Daha önce de belirttiğim gibi vergiler çok kullanışlı olabilir. Örneğin asfalt la rengleri sevmezseniz bile bu kölelik değildir. Burada sizin için her zaman köle kelimesinin eşleşebileceği tanımlar listesini yaptım. Bu tek maddelik uzun bir liste. Evet bu kadarcık tek bir e, madde, en iyi dileklerimle. O halde kötülüğü korkunç yapan şey ne? Tanımlar çok e, güvenilir değil ama sosyolog Orlando Patterson'ın kölelik tanımıyla başlayacağım. Doğuştan yabancılaştırılmış ve kabul görmemiş, daimi olarak şiddete ve kişisel hegemonyaya maruz kalan kişiler. Bu tanıma göre köleler doğuştan, kültürden, topraktan ve toplumdan dışlanıyor. Ve Patterson'ın tanımına göre sosyal ölümden dolayı mağdur oluyor. Köleliği kölelik yapan asıl şey ise kölelerin insanlıktan çıkartılmasıdır. Latinceden gelen chattel kelimesi bize İngiliz de sığır manasına gelen cattle kelimesini vermiştir. Birçok yönden Atlantik köleliği önceki kölelik modellerinden birçok şeyi almış ve hepsinin kötü yanlarını genelleştirip büyük bir topa dönüştürmüştür. Muhtemelen gelmiş geçmiş en kötü toptur. Evet argo kelime söylemeyeceğim. Güzel. Söylediklerimi anlayabilmeniz için daha eski zamanlarda kölelik modellerine bakmamız gerekiyor. Hadi düşünce balonuna gidelim şimdi. Ötekileştirmeyi köleliğin karakteristiği olarak ilk düşünenler Yunanlılardı. İlk köleler barbarlardı. Yunanca konuşmadıkları için sahiplerinin arkasından dedikodu yapamıyorlardı. Ayrıca bu onların kö köle statüsünün olduğunu bir göstergesi. Hemen hemen her şeyde yanılan Aristo çok nüfus sahibi biriydi ve bazı insanların doğal olarak köle olduğuna inanıyordu. Belli ki bazı insanlar özgür bazıları ise doğal olarak köledirler. Bazılarının köle olması her ikisinin de yararınadır ve adildir diyordu. Bu çılgınca bir düşünce olmasına rağmen bin yıl boyunca popülaritesini korudu. Ayrıca Yunanların meşhur ettiği bir diğer fikirde kölelerin uzak diyarlardan alınıp satılmasıydı. Ayrıca Romalılar bunu başka bir seviyeye taşıdı. Köleler Roma nüfusunun yüzde otuzu kadardı. Bu köleliğin en yüksek olduğu dönemdeki Amerika ile benzer bir orandır. Ayrıca Romalılar tarımı da keşfetmişti. Latifundia ismini verdikleri devasa tarlalarda birçok köle çalıştırıyorlardı. Yahudi Hristiyan dünyası da köleliğe katkıda bulundu. Çok karmaşık işlere girmeye niyetimiz yok. Fakat İncil geniş bir kesim tarafından köleliği meşrulaştırmak için kullanıldı. Özellikle de Afrikalıları köleleştirmedi. Çünkü Tevrat'ın birinci kitabında Nuh oğlu Ham'ı lanetlerken şöyle der. E, Kenan ülkesini lanetliyorum. E, kölelerin en alçak olanları oradan olsun. Bu Atlantik köleliği için iki önemli fikri içerir. Bir, kölelik kuşaktan kuşağa geçen ırsi bir şey olabilir. İki, kölelik insanların günahlarından dolayı e, olmuştur. Bu fikirler koca bir ırkı zincire vurmak için güçlü bir meşrulaştırma dayanağı olmuştur. Teşekkürler düşünce balonu. Evet, işte burada ikisini birden birlikte gördük. Şimdi konumuza geri dönelim. Atlantik köleliğiyle katkıda bundan başka fikirler de vardır. Örneğin çok sayıda Bantu dilini konuşan Afrikalıyı köle olarak topraklarına getirdiler. Zenci olarak adlandırdıkları bu Afrikalılar hakir görülmüş ve diğer Kuzey Afrikalılardan ten renklerine göre ayrıştırılmış bir gruptu. Zencilerin toprakları Abbasilerin kontrolü altındaydı. Abbasiler de M.Ö. 869 yılında tarihteki en büyük köle isyanlarından birini gerçekleşti. Bu isyan o kadar yıkıcıydı ki Abbasilerin Asiler Romalıların geniş alanlarda yaptığı tarım modelinin buna değmeyeceğine ikna oldular. Fakat sonra bazı insanların doğal olarak köle olduğunu düşünen Aristocu düşünceye bağlandılar. Bunlar Sahra Altı Afrikalılar görünümünde olanlarda, İspanyollar ve Portekizler hatırlayacağınız üzere Müslüman dünyasıyla en yakın bağlara sahip olan Avrupalılardı. Çünkü 1492 yılına kadar İber Yarımadası'nda yaşayan Müslümanlar vardı. Böylece siyahlara karşı ırkçı tutumda bulunan ilk Avrupalıların İberler olması anlam kazanıyordu. Ve tabi Amerika'da ilk sömürge oluşturan ve en çok köle getiren ülkeler olmasının sebebi de budur. Böylece Atlantik köleliğini karakterize eden tutumları İspanyollar ve Portekizler belirlemişlerdir. İnançları kendilerinden önce gelen köle sahipleriyle olan karmaşık bağlarıyla e, edinmiş olabilirler. Kısacası Atlantik köleliği inanılmaz derecede kötü bir trajediydi. Ama bu trajedide bütün dünyanın parmağı vardı. Atlantik köleliği bin yıl boyunca diğerlerini tabiatı dolayısıyla küçümsemenin doruk noktasıydı. Atlantik köleliğindeki tüm suçu bir gruba atmak oldukça kolay gelebilir ama bir grubu suçlamak diğerlerini aklamak anlamına gelmez. Hatta bu kapsamı genişletip kendimizi bile buna dahil edebiliriz. Boğuşmamız gereken gerçek bizden diye düşündükleri de aralarında bulunduğu atalarımızın çoğunun hem cinslerinin önemsiz birer mülk olabileceğine inanmasıdır. İzlediğiniz için sağ olun.